Karavandaki Adam ailesi olarak uzun zamandır yaptığımız videolara kütüphanenizi tanıtır mısınız ya da kitap önerilerinde bulunur musunuz şeklinde yorumlar aldık ve en nihayetinde bu yorumlara cevap verebilmek adına bir kitap önerisi videosu yapmanın iyi olabileceğini düşündük. Evet, yani iki farklı okurdan kitap önerileri dememizin sebebi de şu: Hakan'la bizim okumalarımız birbirinden bazı yerlerde farklılık gösterebiliyor ve biz bu farklılıkların zenginlik olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden ikimizin de okumuş olduğu kitaplardan derlediğimiz 20 tane kitabı sizlerle paylaşmak için böyle bir video çektik. İstersen müsaadenle ben Tabii başlıyorum ki. İlk kitapla. Tabii. İlk kitabımız oldukça bilinir birisinden gelecek. Dostoyevski'nin Beyaz Geceleri. Beyaz Geceler 4 geceden oluşan bir hikayeyi anlatıyor. Bu hikayede baş kahramanımız oldukça büyük bir hayalperest ve başından çok ilginç bir şey geçiyor. Çünkü çok hoş bir hanımefendiyle tanışıyor. Sanki bir rüya yaşarmışçasına yaşadığı bu 4 gecede başına birçok şey geliyor. Dostoyevski'ye giriş için bence çok güzel bir hikaye Beyaz Geceler. Harika. Benim de çok beğendiğim ve beni çok etkilemiş olan bir kitap. Harika. Benim kitabıma gelecek olursak, benim kitabım da Hasan Ali Toptaş'tan gelecek arkadaşlar. Gölgesizler kitabı. Kitabın konusu kısaca şöyle denilebilir: bir köyde kaybolan insanlar var ve bu insanların kayboluşunu araştıran başka insanlar var. Ve bu araştırış sırasında aslında o diğer insanlar da kayboluyorlar ve neticede bir kayboluş ve geri gelmeyiş söz konusu bu köyde. Hasan Ali Toptaş burada gerçekten okura farklı bir dünyanın kapısını aralıyor. Ben okuduğumda etkilenmiştim. Çok da fazla üzerine konuşmak istemiyorum. Gönül rahatlığıyla okunabilecek, edebiyat noktasında, estetik kaygı noktasında size haz verebilecek kitaplardan bir tanesi diyebilirim. İlginç bir konusu var. Kesinlikle. Benim bir sonraki tercihim Dorian Gray'in Portresi. Yaşamının amacı kişinin kendini geliştirmesidir. Karavandaki kütüphanede eski izleyicilerimiz anımsar Dorian Gray'in bir inceleme videosunu yapmış. Hatta evet, güzel olmuştu. Bu bahsettiğimiz sözde romanın çok ilginç bir karakteri olan Lord Henry tarafından söylenmiş bir aforizma, bir cümleydi. Dorian Gray hakkında çok fazla bir şey söylemiyorum çünkü en nihayetinde çok geniş kapsamlı diyebileceğimiz bir videosunu yapmıştık. İsterseniz sağ veya sol tarafta çıkan karta tıklayarak Dorian Gray'in videosunu izleyebilirsiniz. Harika. Benim diğer kitabım William Golding'in Sineklerin Tanrısı kitabı olacak. Sineklerin Tanrısı kitabında da kısaca şöyle söyleyelim: 10-12 yaşındaki çocuklar gelecekteki atom savaşından kurtulabilmek için ya da onları bu savaştan koruyabilmek adına bir uçağa bindiriyorlar ve bu uçak düşmanlar tarafından indiriliyor. Yani bir patlama gerçekleşiyor uçakta ve çocuklar Mercan Adası'na düşüyorlar ve bu düşme neticesinde aslında o masum çocukların bütün etik formlardan uzak kaldıktan sonra nelere dönüşebileceği noktasında William Golding inanılmaz bir eser yaratıyor. Şiddetle tavsiye ettiğim kitaplardan bir tanesidir. Çok ilginç bir kurgusu var. Karavandaki Kütüphane'de gelecek dönemde tanıtabiliriz diye düşünüyorum. Muhakkak. Bozkır Kurdu. Bu da ilginç bir kitap. Bir bireyin yaşadığı toplumda kendini nasıl yalnız hissettiğini ve tüm sıradanlıklara karşı nasıl yabancılaştığını, yalnızlığını tıpkı bir bozkır kurduna benzetmesi anlatılıyor. Bu yönde toplum içinde yalnızlaşan bireyin portresi çok güzel çiziliyor. Hatta romanın sonlarında çok mistik bir havada alıyor. Bilinmez, okuyucuyu zorlayan bir hava alsa da en nihayetinde yalnızlık çöken bireyler için bozkır kurdu fevkalade bir öneri diyebilirim. Harika. Benim diğer kitabım Hakan, Ahmet Hamdi Tanpınar Saatleri Ayarlama Enstitüsü. Ahmet Hamdi Tanpınar bilhassa edebiyat öğrencilerinin son derece dikkatini celbeden bir yazardır. Edebiyat tarihimizdeki yeri gerçekten yadsınamaz derecede büyük bir isimdir Ahmet evet. Hamdi Tanpınar. Ve bu kitabında da aslında o dönemin yazarlarının genel olarak yaptığı şeyi Ahmet Hamdi de yapmıştır. Değişen kültür dairemiz, geleneksel dairemizin Türk insanı üzerindeki ne gibi bir etkisi olduğunu araştıran bir kitaptır. Bu yönüyle okumaya son derece değer bir kitaptır. Bunu da yine tavsiye edebilirim değerli okuyuculara. Evet, yeni bir seri başlatacağız. Yakında videosu gelmedi mi diye kızıyorlar. Çünkü birazcık uğraşıyoruz. Arada Corto Maltese ve şimdi hemen sonra gelecek birkaç videomuz daha var. Onlardan sonra Kötülüğün Portresi'nin ilk videosunu çıkartacağımızı düşünüyoruz. Hatta bu videoyu izleyenler için bir ipucu çıkartalım. Kötülüğün Portresi'nin ilk karakteri Uğultulu Tepeler'den gelecek. Uğultulu Tepeler çok kasvetli bir roman. Nasıl çok kasvetli bir roman? Okuyucuyu sıkan anlamda mı? Hayır. Sürekli olarak okuyucu üzerine gerilimi hissedilen bir yapıya sahip. Uğultulu Tepeler aslında bir eve verilen isim. Bir tepe var ve bu tepe Uğultulu diyebileceğimiz herhalde hatırladığım kadarıyla fazlasıyla rüzgar alan bir yer.
Burada yaşanan ailelerin, insanların buradan geçişi ve yazgısı anlatılıyor. Burada karşımıza çok ilginç bir kötü karakter çıkıyor. Bu kötü karakterin ayrıntıları için kötülüğün portresini beklememizi öneriyorum. Ben de merakla bekliyorum. Ben de. Okay. Benim diğer kitabım Dostoyevski'den gelecek. Aslında her birinizin bilmiş olduğu o Yer Altından Notlar kitabından bahsediyorum. Bu kitapta Dostoyevski şunu yapmıştır. Yani aslında bir insanın toplumdan uzaklaşmış, birçok şeyden uzaklaşmış bir insanın kendisiyle olan çatışması, kendi iç muhasebesini konu almış. Bunu tabii iki bölümden ele almış Dostoyevski. İlk bölüm Yeraltı, ikinci bölüm Sulu Sepken olarak geçiyor. Dostoyevski'nin nasıl bir yazar olacağına dair son derece ciddi ipuçları taşıyan bir kitaptır. Yani ilk kitaplarından bir tanesidir denilebilir Yer Altından Notlar, ama birçok yazarı etkileyen kitapları başında geliyor. Albert Camus bunlardan bir tanesi. Kesinlikle. Şimdi sarsıcı dedik, etkileyici dedik. Beni çok etkilemiş bir kitap var. Yani o zamana kadar, o kitabı okuyana kadar olan okuma alışkanlıklarım içerisinde, okumaya bakış açım içerisinde bir balyoz etkisi yaratarak böyle kafama inen ve ya roman başka bir şeymiş, yani nasıl bir dili varmış, özellikle çevirmenin de etkisiyle Ses ve Öfke'yi göstereceğim sizlere. Çok zor bir okuması zor, bunu itiraf edeyim, beni zorlamış. Çünkü dili çok farklıydı, anlama eşikleri çok farklıydı ama fevkalade bir romandı. Amerika'da bir ailenin yıkılışını, dağılışını anlatıyor, Amerika'da yaşayan bir ailenin. Ve bu aile içerisindeki karakterler oldukça ilginç motifler. Ve özellikle dilinin farklılığıyla biz öylesine bir portreye açılırız ki bu bizi gerçekten okuyucu olarak hiç görmediğimiz bir roman algısına iter. Benim diğer kitabıma geçecek olursak arkadaşlar, Cengiz Aytmatov'un Gün Olur Asra Bedel kitabı. Kitabımızda bizim Yedigey karakterimiz, çok sevdiği, yıllardır ona ahbaplık, dostluk etmiş arkadaşı olan Kazangıp'ın cenaze törenini anlatır bize. Ve bu cenaze töreninde geçmişte Kazangıp'la ve aslında milletiyle yaşamış olduğu, milletinin yaşamış olduğu sorunları, problemleri bir güne sığdırır Cengiz Aytmatov. Bu yönüyle kimi okurlar tarafından aslında sıkıcı bulunmuş ama gerçekten kitabın özündeki o mükemmelliği idrak ettikten sonra bence bütün listelerde üst sıralarda yer almış bir kitaptır. Ben de okumanızı öneriyorum arkadaşlar. Uzun gibi görünebilir ama eminim ki sürükleyecektir sizi. Okumadım ve ilgimi çeken henüz Cengiz Bey'e okuma listelerim içerisine girmedi ama merakla girmesini beklediğim isimlerden biri. Kesinlikle. Bir de Beyaz Gemi diye galiba. Beyaz Gemisi vardı. Galiba güzel bir kitap olduğunu duymuşamıştım. Hatta Karavan'daki kütüphanede o da belki yer alabilir. Neden önemli bir eser. Karavandaki kütüphanenin, kanalın kapağını oluşturan bir kitap var. Bu kitap bence edebiyat tarihinin en iyi girişlerinden birini oluşturuyor. Şöyle başlıyordu. Zamanların en iyisi, zamanların en kötüsüydü. Hem akıl çağıydı, hem aptallık. Kalanını kanalın kapağından okuyabilirsiniz ama en nihayetinde iki şehrin hikayesini, Londra ve Paris'te geçen bir olay örgüsünü okumanızı öneriyorum. Çünkü Charles Dickens'ın en büyük özelliklerinden biri ne biliyor musun? Bence şöyle, bir örümcek ağ gibi. Hikayede birçok nokta oluşturuyor. İşte bunlar birbirinden bağımsız gibi gözüküyorlar. Evet. Ama en nihayetinde o yazarlık dahiliyle diyebileceğim şekilde bu birbirinden bağımsız olan noktaları en sonunda öyle bir bağlıyor ki biz okur olarak gerçekten şok oluyoruz ve büyük hayranlık duymamaktan kendimizi alamıyoruz. Gerçekten. Bu yüzden iki şehrin hikayesi Fransız ihtilalini de yakından tanıyabilmek adına, çünkü o dönemde geçer. Paris oldukça karışık bir dönem yaşamaktadır. İngiltere ona, Londra ona kıyasla daha sakin bir ortamdır ve burada gidip gelen insanların hikayesini anlatır. Yanılmıyorsam bir ailenin hikayesini anlatıyordum. Bence güzel bir dikkat öneri. Dikkat çekeceğim gerçekten. Kesinlikle. Zaten tarihi romanlar gerçekten dikkat çekiyor. Yani ve güzel bir edebiyatla sunulduysa, yani estetikle sunulduysa çok dikkat çekici kitaplar oluyor. İzleyicilerimiz, okuyucularımız da bence keyif alacaklardır. Evet. Benim diğer kitabım Orhan Pamuk'un Masumiyet Müzesi kitabı arkadaşlar. Aslında genelde bakıldığında bir zengin çocuk, fakir kız kitabı denilebilir. Ama tabii ki Orhan Pamuk burada postmodern edebiyatın son derece güzel örneklerinden bir tanesini vermiştir. Bir aşk vardır, bir... Gerçi bunu söylersek belki ipucu vermiş oluruz. Çok spoiler da fazla veriyoruz diye çok kızacaklar. Aynen, kızıyorlar sonra. Çok da fazla girmek istemiyorum ama şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Okuyup okuyabileceğiniz en güzel kitaplardan bir tanesi olacaktır. Bundan emin olabilirsiniz. Ve bununla beraber
İstanbul Çukurcuma'da Masumiyet Müzesi gerçek anlamda vardır. Evet. Yani Orhan Pamuk'un evet kendisinin bizzat açmış olduğu Masumiyet Müzesi vardır. Kitabı okuduktan sonra oraya gitmenizi de ben şiddetle öneriyorum sizlere. Modern güncel edebiyata geçtin ve tarihi az önce romanlardan bahsettin. Murat Gülsoy'un Gölgeler ve Hayaller şehrinde, İstanbul'da, Tanzimat döneminde geçen bir hikaye. Bizim tanıdık olduğumuz, çok fazla aslında bilinmeyen Türkiye'de Beşir Fuat burada olay örgüsünde önemli bir yer tutuyor. Bizzat kendisi galiba gözükmüyordu ama onun hatıralarını ve izini takip eden bir karakterimiz vardı. Çok fazla bahsetmeyeceğim. Modern edebiyat adına okunabilecek değerli isimlerden biri Murat Gülsoy. Gölgeler ve Hayaller şehrindeyi bu yönde öneriyorum. Teşekkür ederiz. Bir diğer kitabım benim, yine her birinizin bilmiş olduğu Jostein Gardner'ın Sophie'nin Dünyası kitabı. Peki bu kitabı neden önerdim ben? Bu kitap bir kurgu değil. Bir kurgu. Aslında bir kurgu. Yani şöyle bir kurgusu var. Net olarak, evet. Aynen öyle. Yani aslında bir kurgu. Yani bir baba doğum günü hediyesi olarak kızına felsefi bir eser örüntülüyor. Ve bunun üzerine ortada harika bir yapıt çıkıyor. Neden öneriyorum bu kitabı? Bu kitap çünkü bazı yerlerde okumuştum, bazı bloglarda şey diyor. 15 yaş üstü gençlerin ve tabii ki 15 yaş üstü derken yani hepimiz aslında kapsıyor. Yani felsefeye ilgi duyan bütün bireylerin mutlaka temas etmesi gereken bir kitap. Nedir? Felsefenin tarihine derinlemesine mi giriyor? Hayır. Yüzeysel olarak giriyor. Giriş için. İyi giriş için kesinlikle iyi bir kapı olabilir. Bu yüzden ben şiddetle tavsiye ediyorum okuyucularımıza. Keyifli okuyacaklardır eminim. Gelecek dönemde, ilerleyen dönemlerde edebiyatın haricinde felsefeye de giriş yapacağız. Evet. İzleyicilerimizin özellikle felsefeye ilgi duyan ama birazcık çekinen kimselerin ilgisini çekebilecek şekilde felsefe içerikleri de üreteceğiz. Bunu da söyleyebiliriz. Birçok yapacağımız şeyin yanında bu da olacak. Şimdi tanıtacağım kitap ilginç bir kitap. Şu yönden ilginç bir kitap. Karavandaki adamın ilk blok olduğu dönemlerde bir dergi işine bulaşmıştık ve her dergi gibi ölmüştü. Çünkü tutmamıştı. Dijital bir dergiydi. Orada ilk kısımda herhalde tüm oblomovları bir araya toplamandandır diyebileceğim ki dergi başarısız olmuştu. Peki bu oblomovluk nedir? Bir kitaptır ve hatta böyle bir tabir de geçmiş oblomovluk diye şu anlamı geliyor. Oblomov romanda karşımıza çıkan bir karakter, çok üşengeç. Yani tüm gününü yatarak, uyuyarak ve hiçbir şey yani yerden bir şey alıp yatağından inip bir şey almaya bile üşenen bir karakter olarak karşımıza çıkar ama Oblomov aslında göründüğü kadar feci bir adam değildir. Yaratıcıdır, üreticidir. Aynen. Ama tüm bunları yapmaya, yani yaşamını daha iyi konuma sokabilecek şeyler yapmaktan acizlik duyar. Ve en nihayetinde bir kadın hayatına girer Olga diye. Aşk Oblomov'un üzerinde çok ciddi bir değişime sebebiyet verir. Ve bizim o üşengeç olduğumuz Oblomov'a bakalım başına neler gelir. Daha fazlasını söylemek istemiyorum. Çünkü sevginin, aşkın birey üzerindeki değişime ve etkilerine çok güzel atıfta bulunan bir kitap. Oblomov'u mutlaka öneriyorum. Oldukça ilgi uyandırıcı oldu evet. Bence. Evet, ben de yine bir Türk yazar var. İhsan Oktay Anar, Puslu Kıtalar Atlası. Mutlaka adını duymuşsunuzdur. Mutlaka biliyorsunuzdur İhsan Oktay Anar'ın bu kitabını. Bu kitap aslında tarihi bir kitap. Yani öyle ki İhsan Oktay Anar da, Anar bu kitabı yazdığında seyirciye şöyle bir izlenim geçer. Sanki gerçekten Osmanlı'nın o yavaş yavaş güç kaybettiği dönemlerde Galata'nın sokaklarında yürüyoruz biz. Ne güç? Gerçekten böyle bir hissiyata kapılır insan. Bununla beraber dediğim gibi tarihi bir roman olmakla beraber son derece interdisipliner diyorlar ya. Yani diğer disiplinlerle de ilişkisi yakından aslında. Yani tıpla ilişkisi var, felsefeyle ilişkisi var ki zaten felsefi bir örüntü üzere kurulmuş bir kitap. Ben okuyucularımızın belki şu söylenebilir yani ileri seviye okuyucularımızın... Biraz korkutucu mu gözüküyor? Korkutucu olabilir yani çünkü İhsan Oktay Anar'ın kitapları gerçekten sağlam kafayla, berrak kafayla okunması gereken kitaplar. Bu da onlardan bir tanesi. Ben okuyucularımızın keyif alacağını düşünüyorum. Biraz sabırlı ve inatçı olmak lazım. Kesinlikle öyle. Montaigne denemeler. Lisede çok duyduk bu lafı. İlk denemeyi Montaigne yazmıştı. Evet. Ezberimizde de kolay kalıyordu. Çünkü türe ismini veren kitabın ismi de aynı isimdi. Aynen öyle. Montaigne benim de çok ilk dönemlerimde özellikle lise sondayken okuma alışkanlığı kazandığım bir dönemde benim zihnimin karanlık yerlerine ışık tutan bir
eserdi. Hatta şöyle demiştim, işte büyük umutlar kalbimde kuraklaşmış yerlere yağmur olurken Montaigne'de zihnimin karanlık köşelerine ışık olmuştu. Yani romantik bir delikanlıymışsın yalnız. Teşekkür ederim, sağ ol. Hala öylesin gerçi. Sağ ol. Gerçekten. Siz de efendim, bir mukabele. Estağfurullah, teşekkür ederim. Montaigne denemeler 1500'lü yıllarda yazılmış ve işin çok ilginç tarafı şu, Montaigne'in dili ve şunu da çok çevirmeni de vurgulamamız gerekiyor. Sabahattin Eyüpoğlu, çok fevkalade bir çevirmen. Eserlerdeki çeviri olayı çok ciddi bir olay. Burada ufak parantez açayım. Hı hı. Çeviri olayı çok dikkat edilmesi gereken bir olay. Karavandaki adamla ilgili bununla yazılar bulabilirsiniz. Hatta bu yazıların linkini ben hemen videonun aşağısında açıklama kısmına da koyacağım. Montaigne gündelik hayata dair veya işte olgulara dair yaşam içerisinde yer alan o kadar temiz, o kadar güzel bir dille güzel şeyler söyler ki bizler sanki onu bugün yazılmış gibi hissederiz ve her yaşımızda Montaigne'den okuduklarımızı başka bir boyutta değerlendirebiliriz. Yani her yaşa hitap edebilecek bir Montaigne çıkar karşımıza. Böyle bir zenginliği barındırır. Muhakkak. Benim diğer kitabım Erwin Yalom'un Nietzsche Ağladığında kitabı. Nietzsche Ağladığında kitabındaki karakterler şöyledir aslında. Bizim Nietzsche o zamanlar henüz tanınmayan, kitapları henüz satmayan bir filozof. Doktor Breuer dediğimiz karakter son derece bir, yani son derece tespit dehası olan bir karakter. Shalom denilen bir kadın karakterimiz var ki erkeklerin başını döndüren bir karakter ve bununla beraber Doktor Breuer'in aslında ufak bir de arkadaşı vardır. O da Sigmund Freud'dur. Evet, Freud'da... Çok tarihsel figür var içerisinde. Aynen öyle. Yani burada Avrupa'nın çıkması, Avrupa'nın durumları Nietzsche'yi gerçekten histerik bir karakter haline getirmiştir. Ve Shalom'un isteğiyle Nietzsche, Doktor Breuer'le... Sağlık sorunları yaşıyordu hatırladığım kadarıyla. Aynen öyle, aynen öyle. Gerçek hayatta da bir tür sorunları olduğunu biliyordum. Oldu, kesinlikle oldu. Yani çok ciddi sıkıntıları var. Sancılı bir... Hatta ölümü de çok feci bir ölüme sahiptir. Yani üzücü anlamda feci. Evet, yani bu kitaptaki Nietzsche örüntüsü de gerçek Nietzsche örüntüsünün hiç farklı değil gerçekten. Ben keyif alarak okumuştum. Doktor Breuer'in tespitleri yerli yerindeydi. Nietzsche'nin o şeyi vardır ya işte, melankolik bir tavrı vardır. Peki magazinsel bir formla mı Nietzsche'yi ele alıyor yoksa felsefesine dokunuyor? Felsefesine kesinlikle dokunuyor. Bu manada kesinlikle okumaya değer bir kitap diyebilirim. Benim son önerime geldik. Sende de sıra sona geliyor. Tabii ki. O arada kitabımın kapağını kırıştırdığını fark ettim. Lütfen yani benden ödünç aldığın kitaplara bunu yapma. Evet, ama gerçekten elimde olmayan sebeplerden dolayı. Gösterir misin kameraya? Tabii ki arkadaşlar. Biraz bunu, daha kaldırabilirsin. Evet, bunu gerçekten ben de hiç istemedim. Ama şu an yayında olduğumuz koyunca... için çok bir şey yapmak söylemek istemiyorum. Yayından sonra artık. Saf ve düşünceli romancı. Şaka yapıyorum. Saf ve düşünceli romancı şu yönden önemli bir kitap. İkinci Orhan Pamuk kitabı oluyor ama bu bir kurgu değil. Montaigne'le beraber biraz kurgunun dışarısına çıktım. Saf ve düşünceli romancı bize Orhan Pamuk'un yazım süreci ve okuma, okuyucu süreci açısından pencerelerini sunuyor. Burada saf okuyucu, kurgunun kurgu olduğunu farkında olmadan romanı okuyan ve akışın içerisine giren, okuma süreci boyunca olan şeylerin gerçekçiliğini, kurgu olmasını sorgulamayan ve akışın içerisine devam eden bir yapıya bürünüyor. Düşünceli okuyucuysa okuma sürecinde evet bunun bir hani o akışa kapılıyor ama en nihayetinde bir kurgu olduğunu ve kurgu dinamiklerini sorgulayabilen bir yapıda bir okuyucu olduğunu söylüyor. Birçok şey var. Özellikle roman yazma, öykü yazma gibi ilgileri olan kimseler için saf ve düşünceli romancı bence iyi bir öneri olacaktır. Çok teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar, benim diğer ve son eserim Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar kitabı. Ben az önceki olay için de senden tekrardan özür dilerim, mahcubiyetimi dile getireyim. Hakan kitapları konusunda son derece titiz bir adamdır arkadaşlar. Ve ben, öyleydim. Evet, bu konuda kendisinden özür diliyorum tekrardan, istemeden oldu. Arkadaşlar, Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar kitabı neden benim için çok kıymetlidir? Herkes de bilir. Gerçekten yeri çok ayrıdır bende. Boşucu kitaplarından bir tanesidir. Çünkü ben hep şunu söylerim. Oğuz Atay'ın 1970'li yıllarda yapmış olduğu bir espri bugün 2019'da güldürebilen bir espridir. Bu muazzam bir dehadır, muazzam bir zekadır. Dehanın ürünüdür bu kitap aslında, Tutunamayanlar. Oğuz Atay Tutunamayanlar'da gerçekten çok güzel konularla ironi yapmıştır. Çok güzel dalga geçmiştir. Ya kendi hayatıyla. Kesinlikle, yani burjuvazimle dalga geçmiştir. Onun dışında kendi işte... Kendi bir mizah anlayışı var. Benim hatırladığım kadarıyla okuduğumda. Muazzam bir mizah anlayışı var ve tabii ki sadece mizahla da örülü değil kitap. Yani son derece trajik yerleri var. Son derece insanın kalbine, ruhuna dokunan yerleri var. Ve Oğuz Atay'daki en önemli nokta nedir biliyor musunuz? Yani bir düşünce vardır aklınızda. Canını sıkan bir olay vardır.
Onu bir türlü dile getiremezsiniz. Oğuz Atay'ın şu kitabını açarsınız, bir cümleye denk gelirsiniz ve işte tam olarak hissettiğiniz şeyi Oğuz Atay bundan 40-45 yıl önce zaten söylemiştir. Sence çok popülerizmin ürünü olmadı mı? O kadar güzel bir konuya temas ettin Kakan. Yani Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar kitabı noktasında ben inan çok ciddi anlamda ürktüm. Çünkü biliyorsun bizim Türk edebiyatımızda bazı kitaplar, şimdi isim vermek istemiyorum ama popüler kültürün kurbanı oldular ve insanlar bu kitabın neredeyse o içeriğindeki mükemmelliği koflaştırdılar. Bayatlaştırmaya başladılar. Aynen öyle. Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar kitabı da okurlar, izleyiciler de hatırlayacaklardır, bir ara Olrik'le beraber sosyal medyanın diline düşmüştü. Yani ne Oğuz Atay'ın kesinlikle yani yazmadığı yazılar Oğuz Atay'a atfediliyordu filan vesaire. Ama bu konuda zannediyorum kitap biraz hacimli olduğu için Oğuz Atay ve Tutunamayanlar yırttı kelimenin tam anlamıyla. Yani o biraz zor gelmişim şimdi hacimliyse. Evet, ama bence Türk edebiyatındaki yerini sonsuza kadar koruyacak kitaplardan bir tanesidir diyebilirim ben. Evet, Karavandaki Adam ailesi olarak sizlere toplamda 20 tane kitap önerisinde bulunduk. Eğer bu kitaplar arasından Karavandaki Kütüphane'de tanıtılması gerektiğini düşündüğünüz eserler varsa bize yorum olarak yazabilirsiniz. Bizler de bunları ele almaya çalışıyoruz. Bir sonraki Karavandaki Kütüphane videolarında yer vermeye çalışıyoruz. Tahmin ediyorum ki başka kitap önerilerinde de bulunacağız. O zamana dek, görüşünceye dek hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Yani keyifli video oldu ya, bence güzeldi. Yüzünüz tanıdık geliyor. Savaş sırasında 1. Tümen'de değil miydiniz? Ya evet, 28. Piyade taburundaydım. Ben de 1918 Haziran'da değil 16. Piyade taburundaydım. Sizi bir yerlerde gördüm, biliyordum. Doğrusu sizi tam olarak anımsayabildiğimi söyleyemeyeceğim.